Çocuğa kötü gelen 3 E. 3 tane E var ki gerçekten çocukların ruh sağlığı gelişiminde ve onlarla olan iletişimimizde baltalayıcı bir etki gösteriyor. İlişkimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu E'ler ne kadar hayatımızda olmazsa, ne kadar dikkat edersek ve ne kadar dikkatli, özenli bir şekilde bu süreci yönetirsek, o zaman çocuklarımızla ilişkimiz çok daha iyi olacaktır. Onlardan gelen tepkisel davranışlar, inatlaşmalar, hayır yapmayacağım, etmeyeceğim, senin dediğin gibi olmayacak, benim dediğim gibi olacaklar çok daha asgari seviyeye inecektir. Bu 3 E'nin ilki engellenmek. Çünkü insanoğlu her birimiz yaratılıştan inanılmaz bir merak duygusuyla dünyaya geliyoruz. Öyle ki bebekleri düşünecek olursak bebeklik döneminden daha küçücük birkaç aylık olduğu süreçlerden itibaren bebekler önce ellerini fark ediyorlar, onu merak etmeye başlıyorlar. Ayaklarını, vücudunun parçalarını fark edip onu deneyimlemeye başlıyorlar. Sonra biraz hareket kabiliyeti arttıkça, emeklemeler, yürümeler başladıkça ulaşabildikleri her nesne onlar için inanılmaz bir merak motivasyonu oluyor. Ve uyanık oldukları süreç içerisinde, uyumadıkları süreç içerisinde bebeklere şöyle bir bakacak olursak çok rahatlıkla görürüz ki hiç durmazlar. Sürekli hareket ederler. Küçük çocuklar da öyledir. Sürekli bir şey keşfetmek, bir şeylere dokunmak, hatta bazen dokunmamaları gereken, onlara zarar verecek şeyleri bile büyük bir merakla, büyük bir hayretle dokunmaya, ellemeye, deneyimlemeye, onu hissetmeye çalışırlar. İşte insanın hayatında onu yakıt gibi adeta harekete geçiren bu duygu merak duygusudur. Merak duygusu iyi ki var diyeceğimiz duygulardan bir tanesi. Çünkü eğer bu güdülenmemiz olmasaydı hayatı keşfetmemiz mümkün olmazdı. Oturduğumuz yerde öylece kalırdık. Hiçbir şeye dokunmadığımızda, hiçbir şeyi merak etmediğimizde, hiçbir şeyi kurcalamadığımızda o şeyle ilgili bilgi bağlantıları da oluşmamış olacaktı ve pek çok şeyin acemisi olarak aslında pek çok şeyi bilmeyen biri olarak hayat yolunda devam ediyor olacaktık. O yüzden küçük çocukların her şeyi kurcalıyor, dokunuyor, merak ediyor olması şahane bir şey. Bizim aslında yatıp kalkıp şükredeceğimiz büyük bir yaratılış artısı her birimizde, her çocukta var olan bu özellik. İşte bu özellik öyle yoğun bir yaratılış içgüdüsüyle harekete geçiyor, öyle doğal bir biçimde harekete geçiyor ki çok güçlü. Bunun önünde durmak mümkün değil. Çocuk merak ettiği zaman o merakını giderene kadar merak ettiği şey hususunda çok ısrarcı oluyor. Bunu küçük çocuğu olan anne babalar iyilikle bilecekler kendi evde yaşadıkları süreçlerde de. Mesela çocuklar hayatlarının bir döneminde işte elektronik eşyaları fark ediyorlar, beyaz eşyaları fark ediyorlar. Çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin çalışırken defalarca düğmesine basmak istiyorlar. Ya da ampulü, işte avizeyi yakmak için, ışığı yakmak için oradaki duyu fark edip açma kapama hareketini belki 50 kere üst üste yapıyorlar ve kendileri oraya ulaşamadıkları için de çoğu zaman sizin onu kucağınıza almanızı talep ediyorlar ve beni kucağına al, ben oraya basacağım diyorlar. Belki bizi bedenen yoran bu süreçler çocuklar için muazzam keşif süreçleri. Ellerinin uzanabildiği çekmeceleri açıp karıştırmak, içindekileri her gün belki günde defalarca dökmek, anne toplayıp sonra onu tekrar çıkarıp dökmesi ya da buzdolabını ulaşabildiği ve açabildiği boyutlar ulaşabildiği raflardaki şeyleri almak, yerlere sıkmak, dökmek. Annenin kendi bir kozmetik rafı varsa ve ulaşabileceği bir yerlerde ise oradaki kremleri, parfümleri almak, açabildiklerini açmak, her yerlere dökmek. Bu korona süreçlerinde mesela evin belli yerlerinde olan o kolonya şişelerinin çocuklar tarafından sürekli, küçük çocuklar özellikle, alınıp dökülmesi. Biraz daha büyük çocukların belki alıp ondan anne babaya çaktırmadan ufak deneyler yapıyor olmaları gibi bütün bu davranışlar çocuğun bu engellenemez merak duygusuyla ilgili. Engellenemez diyorum çünkü o kadar içgüdüsel ve o kadar yoğun bir hayatı öğrenme duygusu var ki çocuklarda. Eğer bunu engellemeye kalkarsak bizimle itişmeye başlıyorlar. Bizimle tepkisel bir şekilde hayır, ben bunu merak ediyorum ve bunu deneyimleyeceğim yönünde davranışlar ortaya koymaya başlıyorlar. Bu da aile içi elbette ki huzursuzluklara sebep oluyor. Baktığımız zaman çocukların hayatlarını tehdit etmediği sürece, yani bir çocuk elektrik prizini de merak ediyor olabilir ama tabii ki gitsin deneyimlesin diye buyur yavrum parmağını prize sok demeyiz. Ya da keskin bıçakları da merak ediyor olabilir. Al yavrum bir deneyimle bak elin nasıl kesiliyor demeyiz elbette. Çocuğun sağlığını ve hayatını tehdit etmediği sürece çocuğun merak duygusuyla çatışmamamız ve onun bu sürecine eşlik ediyor, güzellikle, mutlulukla eşlik ediyor olmamız gerçekten çok çok önemli. Çünkü
ne kadar eşlik edersek çocuklar o kadar aslında uyaranla buluşmuş, o kadar fazla deneyim yaşamış ve böylelikle hem bilişsel gelişimlerini hem hayata karşı pratiklerini, hayata karşı deneyimlerini bu şekilde arttırmış olacaklar ve bu çocukların beyin gelişimleri açısından baktığımızda inanılmaz kıymetli bir şey. Hani belki uzman videolarında denk geldiğiniz, belki kitaplarda okuduğunuz çocukların uyaranlarla buluşturulması çok çok önemlidir cümlesi vardır ya, sizler de denk geliyorsunuzdur. Burada ne yapalım? Çocuklara ekstra uyaran mı sunalım? Neler sunalım? Hangi materyallerle buluşturalım diye aslında çok fazla düşünmeye gerek yok. Çünkü çocuğun zaten yaşadığı ev, yaşadığı çevre çocuk için inanılmaz uyaranlarla dolu. Bizim için o çok normal gözüken, günlük ve sıradan gözüken pek çok eşya çocuk için yeni ve keşfedilmesi gereken birer materyal. Bizim tek yapacağımız şey keşfetmesi yönünde ona alan açmak, izin vermek, yanında bu sürece eşlik etmek, kontrollü bir şekilde izin vermek. Küçük çocuklarda elbette bir zarar ortaya çıkmaması için. Biraz daha büyüklerinde alıp işte bir şeylerin içini açmasına, bozup yeniden yapmasına ya da bir şeyle bir şeyi karıştırıp ortaya yeni bir şey koyma gayretlerine aslında izin verip alan açıp eşlik etmek çocuğun gelişim seyrine yapılabilecek en iyi ebeveynlik tutumu. Diğer türlüsü olduğunda demin de söylediğimiz gibi hem çocuğun psikolojik gelişimi etkilenmiş oluyor olumsuz yönde hem de anne çocuk ilişkisi adına baktığımızda gerçekten ilişkiyi çok zedeleyen, yıpratan ve adeta evde kedi köpek misali sürekli tartışmaların, kapışmaların olduğu bir sürece getirmiş oluyoruz. O yüzden çocuğa kötü gelen ilk çocuğu engellemek. İkincisi eleştirmek. Bizim toplum olarak biraz eleştiri dili sanıyorum ki daha kolay dilimizin döndüğü bir seyir. Çünkü istiyoruz ki eleştirelim ki hatasını fark etsin ve doğruyu yapsın. Aslında çok iyi niyetlerle sorduğumuz ya da baktığımız zaman görüyoruz ki yapılıyor bu eleştiriler. Ama yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsanlar eleştiriyle motive olmuyorlar. Tam tersi noktada eleştiri çok iyi niyetlerle bile yapılıyor olsa insanda olumsuz duyguların ortaya çıkmasına, yaptığı gerçekten hatalı bir davranış varsa dahi onu daha çok sahiplenmesine ve onu savunmasına sebep oluyor. Genellikle çocuklara yapılan eleştiriler çocuğun özgüven gelişiminden benlik gelişimini, psikolojik sağlık sürecinden aslında bilişsel gelişimine kadar pek çok gelişim seyrine ket vurucu etki ortaya koyuyor. Çocuk eleştirildiği zaman basit bir örnek üzerinden gidecek olursak işte odanızı nasıl topladın öyle? O yatak o şekilde mi toplanır? Ben sana kaç kere gösterdim o yatak nasıl yapılacak gibi basit günlük bir konuda belki bize basit gelecek şu cümleleri peş sıra dizdikten sonra aslında çocuğun içinde oluşan şemalar, cümleler şu şekilde seyrediyor. Ben bir yatak toplamaktan bile acizim. Kendi odamın, kendi yatağımın sorumluluğunu alabilmeyi bile başaramıyorum. Bak annem ne diyor? Yatak toplamak kadar basit bir işi bile yapamıyorsun. Demek ki ben o kadar basitlikte bir işi bile yapamıyorsam kaldı ki daha zor, daha büyük işleri zaten kesinlikle yapamam. Ben aptalım, ben beceriksizim, ben sakarım, ben yapabilen bir insan değilim, yapamayan bir insanım. Bütün bu düşünceler, peş sıra çocukta sıralanabilen bütün bu düşünceler iki şeyden birine sebep oluyor. Ya çocuklar daha tembelleşme yoluna, yani yapamıyorsam yapmayayım o zaman yoluna gidiyorlar. Ya da eğer daha aktif, daha baskın karakterde bir çocuksa, mizacı o yöndeyse, o zaman da çok böyle takıntılı bir şekilde mükemmeliyetçi olma. Her şeyi çok düzenli. İşte kitaplarının hepsi aynı boyda olmalı. Eğer aynı boyda olmazsa çocuk çıldırıyor. Ya da odasında diyelim bir misafir geliyor. Misafirin çocukları odasına geçiyorlar hep birlikte ve oyuncaklar dökülüyor. Oyuncakların o dağınık hali çocuğu rahatsız eder hale geliyor gibi yaşının ve çocukluğunun çok üstünde onu yıpratacak, yoracak bir mükemmeliyetçilik haline çocuğu sürükleyebiliyor. Bu yüzden çocuğu eleştirmek değil, yol göstermek, örnek olmak ebeveynliğin doğru duruşudur. Çocuğumuzun yatağı yapamadığını diyelim ki gördük ve bunu zihnimizin bir köşesine not ettik. O sırada bir şey söylemedik ama zihnimizin bir köşesine not ettik. Ertesi gün
yaparken çocuğumuz daha yatağını yapmaya geçmeden önce, ya ne dersin, bu bir haftadır galiba yapmadık, şu çarşafını silkeleyip de bir serelim, çünkü gece uyurken saçımızdan düşmüş olabilir, işte vücudumuzdan değil mi tüyler düşmüş olabilir, gel şunu bir silkeleyelim birlikte, hadi sen de ucundan tut deyip birlikte silkeleyerek en azından yapmadan önce silkelenmesi gerektiği mesajını, sonra ben ucundan tutuvereyim de şuraları iyice sıkıştırıverelim diyerek böyle güzel bir dille birlikte yapıyor gibi çocuğa lanse edip onun işbirliği içerisinde nasıl yapılması gerektiğinin rol modeli olmak en güzelidir. Yine burada oyun çok güzel bir rol model olma aracıdır. Mesela oyunda evcilik oynarız çocuğumuzla ve oyundaki oyuncak bebek kendi yatağını toplar. Orada o bebeğin yatağı topluyor olma halinden işte ay yorganımı da şöyle çekeyim, çarşafımı da şöyle yapayım gibi cümlelerle oyunun içerisine bunu yedirerek çocuğun nasıl yapması gerektiğini mesajını vermiş oluruz. Üçüncü E'de çocuğa kötü gelen üçüncü E'de ona edilgen hale getirmek. Sürekli yıkıcı dilli bir eleştirip, sürekli itaat bekliyor olmak. Sürekli ben dedim tabii ki yapacaksın. Anne babaya öf bile denmez. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Bir dediğimi iki etmeyeceksin tarzı baskıcı, otoriter, disiplin ağırlıklı tutum çocuğa o çok kötü gelen üçüncü E'ye sebep olur ve çocuk bir süre sonra edilgen hale gelir. Edilgen hale gelmek demenin tam Türkçesi kendi düşüncelerini ortaya koyamamak, kendi karakterini ortaya koyamamak, yeni fikirler üretememek, sürekli birinin ona bir şey söylemesini beklemek, sürekli birinin onu yönlendirmesini beklemek, kendi hayat yolculuğunda kendi adımlarını atamamak, sürekli onun birilerinin gelip onun elini tutmasını beklemek gibi gerçekten o çok yüksek semalarda uçacak elimizdeki o yavru kuşun kolunu kanadını kırıp yerde yürüyen bir hale getirmek demektir. O yüzden bizler ebeveynler olarak bu üç E'den uzak durarak çocuğumuzun psikolojik sağlığını büyük ölçüde koruma altına almış oluruz.